Hay Allah ya. Neler oluyormuş da haberimiz yokmuş bizim. Yani öyle haber olacak bir şey yoktu. Merak etme. Amca, senin adına çok sevindim. Hayırlı olsun. Tebrik ederim. Sağ ol. Niye bana kendisi söylemedi? Önce senin bu fikre alışmanı istediği için. Firdevs Hanım zannediyordum ben de. O kız babam için çok genç. Baban yaşlı bir adam değil. Çok da güzel. Bence senin kadar güzel değil. Annemin odasında mı yatacak? Bilemem. Ama yeni bir oda hazırlarlar herhalde. Yeni eşyalar falan alınır. O da eskileri kullanmak istemez tabii. Bülent'e iyi davranacak mı peki? Bana karışacak mı? Sen neler düşünüyorsun? Babam beni sevmeye devam edecek mi? O senin baban Nihal. Daima sevecek. Babam bunu bana söyletmekle bir yerde senden izin istedi Nihal. Senin ne düşündüğün onun için çok önemli. Sevil abla buradaydı az önce. Senin düğünün yankıları sürüyor. Neleri beğenmemiş hanımefendi? Biliyorsun, beğendiklerini anneme, bulduğu kusurları başkalarına söyledi. Bilmez miyim? Sen neler yapıyorsun, hazır mısın? Evet, zaten eve uğrayacağım. Tamam. Dün gece de çok güzeldi değil mi? Adnan Bey'in aile ortamına bayıldım. Çok sıcak geldi bana. Behlül dışında herkes çok şekerdi. Bakıyorum sen de Adnan Bey'i pek tuttun. Kaliteli bir adam. Bihter annem haklı galiba. Adamın ona ilgisi var. Öyle mi? Nereden anladın? Bizi ağırlayacağım diye şekilden şekle girdi. Çok heyecanlıydı, fark etmedin mi? Ne gülüyorsun? Seni konuşuyoruz Peker'le. Annem Adnan Bey'in karşısında kuğu gibi süzülüyordu diyor. Gülün siz, gülün bakalım. Son gülen iyi güler. Yapma lütfen, bak sen söylüyorsun bana kızıyor. Hadi tamam, kapatıyorum. Gitmeden geleceksiniz değil mi? Tamam, yarın görüşürüz. Ne? Hiç. Bülent nerede babacığım? Beşir'in yanında gördüm en son. Onun sevdiği tatlıdan yapacağım. Kokusunu alınca çıkar ortaya. Kıyafetin iğrenç ötesi. Konuşabildiniz mi? Evet, söyledim. Ne dedi? Hiçbir şey. O zaman bu tepki hiç normal değil amca. Teşekkür ederim Deniz Hanım. İşte aşk böyle değiştiriyor insanı. Kakaolu mu yapayım, vanilyalı mı? Aa bırak sen, ben yaparım. Bülent benim yaptığıma bayılıyor. İrmik kavanozu nerede? Orada bak, sana bakıyor. Bir dakika. Yumurtaların da bari ben çırpıştırayım. Çorbada tuzum olsun. İzin verir misin? Biz sen piyano çalarken gelip karışıyor muyuz? Bırak da yapalım. Müzikten anlasanız onu da yaparsınız siz. Değil mi şeker fıstık? Thank you.
Nihal. Deniz Hanım'a söyletmekle iyi etmedim. İlk benden duymak isterdi tabii, kırıldı. İstemiyorum derse ne olacak? Şimdi üstüne gitmeyeyim diyorum. Akşam yemekte açarım konuyu. Sen de destek ol bana lütfen. Akşam sözüm var benim, program yaptık arkadaşlarla. Tamam, iptal. Kimse konuşmuyor. Konuşuyoruz işte. Nihal yine etlerini yemiyor. Niye yemiyorsun kızım? Yiyorum. Bu da soframızın vazgeçilmez diyalogları. Bak Nihal'cim, diyet yapıyorsan söyle, sana özel yemek yapalım. Uğraşma benimle. Yoksa vejetaryen olmaya mı karar verdin? Uğraşma dedim. Olağan didişmeniz bittiyse ciddi şeylerden konuşabilir miyiz çocuklar? Hep böyle yapıyor baba. Sürekli dalga geçiyor benimle. Niye kızıyorsun? Her zamanki şakaları. Şaka yapmasın bana, istemiyorum. Anladınız mı? İstemiyorum. Ne oldu ki? Deniz Hanım. Afiyet olsun. Ne oldu? Behlül aptalı Nihal'i ağlattı. Ne biçim laf öyle? Masadan kalkıp gitti onun yüzünden. Aman Behlül bahanesi. Etleri ayıklayıp durmuş yine. Yiyesi yok onun. Bu adam kendini ne sanıyor? Sinir. Sakin ol bakalım Beşir. Ne sanıyorsa sanıyor, sana ne? Onların her zamanki halleri. Sana mı düştü tatası? Allah Allah. Ama ne? Adnan Bey böyle konuştuğunu duymasın. Benden sorar hesabını sonra. Hep Behlül'e kabahat bulmayın. Şu iki gündür Nihal'in de huysuzluğu üstünde. Nefes alacağım biraz. Size afiyet olsun. Afiyet olsun. Hiçbir şey anlamadım. Ben de canım. Hadi bitir yemeğini. Thank you.